Ülkemizin arkeolojik zenginlikler ve çeşitlilikler bakımından dünyada tek olması yönüyle eşsiz zenginlikleri görmek için her yıl milyonlarca insan ülkemize gelmektedir. Bunu da sağlayan önemli bir gururdur bu. Arkeoloji dünyası Denizli'de buluştu. 41.'si en son 2019 yılında Diyarbakır'da yapılan kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumunun 42.'si Denizli'de başladı. Ülkemizdeki kültür ve tabiat varlıklarımızın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerçekten çok önemlidir. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Celal Şimşek önemli çağrı yaptı, yeni düzenlemeler önerdi. Kazı ve restorasyon çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi için emlak vergisi katkı payından sağlanan kaynakların yerelde ilgili ilde yapılan kazılara daha fazla aktarılması gereklidir. Bunun için her yılın sonunda kazı başkanlarının yerel idarelere sunduğu proje kapsamında gelecek yıl için ne kadar ödenek aktarılacağının bildirilmesi ilgili illerdeki kazılarda daha efektif çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca emlak vergisi katkı paylarının kazı çalışmalarına da verilmesini için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması uygun olacaktır. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın yer aldığı sempozyumda kazı araştırma ve arkeometri sonuçları ele alınacak. Denizli ilimiz ülkemizde arkeolojik kalıntılar, doğal güzellikler ve termal kaynaklara bağlı en zengin jeolojik oluşumların yer aldığı bölgenin başında gelmektedir. Bu özellikleriyle ilimizde kültür, din, doğa, termal ve sağlık turizmi ön plana çıkmaktadır. Sempozyum kapsamında 2021 yılı Laodikya kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Göbekli Tepe ve Karahan Tepe kazı çalışmaları konulu sunumda yapıldı. 2021 yılında toplam 670 arkeolojik çalışma gerçekleştirmiş bulunmaktayız.